Adana'da sarı sıcak devam ediyor sevgili izleyiciler. Adana'da sarı sıcağa rağmen paylaşımlar da devam ediyor. Sanatsal paylaşımlar da devam ediyor. Ve biz de bu bağlamda sizlere bir sanat merkezinden merhaba diyoruz. Burada arkadaşlarımız, gençler çalışıyorlar, desen çiziyorlar, yüksek okullara hazırlanıyorlar. Şimdi onların görüşlerini, düşüncelerini ve geleceğe dönük ideallerini hep birlikte paylaşalım. Sanıyorum o da üniversite yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Hemen o arkadaşımızı tanıyoruz. Adım Eser, soyadım Buğur. 1987 doğumluyum. Ben de bütün arkadaşlar gibi bu sene resimden hazırlanmayı düşünüyorum. Bu nedenle kursumuzda bulunuyoruz ve siz de geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler ediyorum. Ben teşekkür ediyorum aslında. Buradaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve onları kutluyorum. Onlar ileride hayata atılacaklar, bir yerlere gelecekler ve medeni cesaret gösteriyorlar, konuşuyorlar, toplumla duygularını, düşüncelerini paylaşıyorlar. Onun için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, buyurun, sizin iletmek istediğiniz, anlatmak istediğiniz sorunlar vardır ya da paylaşmak istediğiniz güzel şeyler vardır sanata dair izleyicilerimizle. Bundan biraz bahseder misiniz bize? Aslında temel bir düşünce var. Bütün insanların ortak düşüncesidir bu. Hani insanlar bir yerlere gelmek isterler. Hani kendi alanlarında, kendi yaptıkları işte. Biz de kendi adımıza bir işle uğraşıyoruz. Yani yaptığımız bir sanat var ve bu resim tabii ki güzel yerlere gelmek isteriz. Ama hani her şeyin önünde olduğu gibi bizim de önümüzde engeller var. Hani her şey kolay değildir. Bir yerlere kolay gelemeyiz ama hani bunun için çabalıyoruz. İşte kursa geliyoruz. İşte ailemiz bizi buraya yolluyor belli bir amaç için. Bunun dışında hani üniversitelerin bize sunduğu imkanlar var ve bizim üniversitelerden almak istediğimiz imkanlar var. Bunun başında maddi imkansızlıklar geliyor. Mesela her sınavın, yetenek sınavının kendine has ücretleri var. Bu ücretler hani nereden baksanız bir ailenin aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak seviyede. Yani ne kadar o ücretler? Mesela 200, 150, 200, 250 bağlamında değişiyor. Her üniversitenin kendi bireysel kattığı bir şey var. Yani 100'den aşağı değil ama hani ne kadar maddi imkanları iyi olan insanlarız ki hani biz bunları karşılayalım. Çünkü bir yere de giremiyoruz. Bir iki üniversitede denemek zorundayız kazanmak için. Bunun dışında hani biraz da yetenek sınavı adı altında yapılan bu sınavlar biraz da bence maddi çıkar anlamında yapılıyor. Çünkü niye? Çünkü bir üniversitenin baktığınızda kişi sayısı 455 kişi giriyor ve alınan para işte kişi başı 200 TL ve bunu çarptığınızda işte hesaplamak şu an yerimiz değil de. Ama hani bunu yapıyorlar ama hani öğrencileri ne kadar gerçekten doğru olarak ayırlar üniversiteye o tartışılmalı bence. Hani ben kendi adıma yeteneğim çok iyi ama hani bir üniversitenin sınavına girdiğimde direktmen başka engeller çıkartıyorlar önümüze. Biz bilemeyiz de eğer sen yetenekliysen bir şeyler üretiyorsan mutlaka güzel bir yerlere geleceksin. İnancını kaybetme, inanarak devam et. Yani sanatsal anlamda kendine özgüvenini kaybetme. Mutlaka bir yerlere geleceğine inanıyorum ben. Sen sadece yani ekonomik boyutundan şikayetçisin. Bir takım kuşkularım var içinde. Bunu paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Peki nereye gelmek istiyorsun? Yani bütün engelleri aştın, atladın. Nereye ulaşmak istiyorsun? Aslında benim küçükten beri hep bir amacım vardır. Hani her insanın amacı olduğu gibi. Ben hani toplumda böyle üstün bir kişilik olma çabası vardır bende. İşte
insanların gözünde güzel bir kişilikli insan, işte güzel ahlaka sahip, güzel bir mesleği sahip olmak isteyen bir insanım aslında. Bunun için de çabalıyoruz zaten. Hedefim hani iyi yerlere gelmektir, her insanın istediği gibi. O iyi yer neresi? Mesela öğretmenlik, ressamlık, heykeltıraş ya da grafiker. Yani nasıl bir şey olmak istiyorsun? Benim temel amacım aslında için varlık. Bunun yanında resim öğretmenliği de var. Ama temel amacım için varlık ki hani tasarım olsun, işte iç dekorasyon olsun, bunlar benim ve ailemin içinde olan insanlar da var. Hani bu yönde daha çok kendimi geliştirdim. Yani sen ailende daha önce kazanan ve okuyan? Kazanıyor ama hani abim gel hep proje inşaatla uğraşıyorlar. Proje çiziyorlar mesela. Ben de onların yanında hani çok yani şey... Mektepte olacaksın. Yani ben de hani onların içinde mektepli olarak, diplomalı olarak bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Yani görünüyor ki sen onların da başına geçeceksin değil mi? Böyle diplomalı olarak pek sana başarılar diliyoruz. Evet, umarız tüm engelleri aşarsın, güzel bir yerlere gelirsin ve toplumla paylaşımda bulunursun. Teşekkür ediyoruz sana.